Şu anki hali hazırdaki sıcaklığımız 3 derece. Sıcaklıklar artıyor. 8 ile 12 derece artmış olacak. Şimdi 3'ten 8 arttığında arkadaşlar 3 artı 8'den en azından hava sıcaklığımız 11 santigrat derece olacak. 3'ün üzerine 12 eklediğimizde en çok da hava sıcaklığımız 15 santigrat derece olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu aralık olarak ifade edilmiştir? Bunu arıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar birkaç farklı yol var. Mesela birincisi de şu. Şıklardan gidebiliriz. Diğeri de şöyle bir şey var. 11 ile 15'i uçlara yazdık. İkisinin tam ortasındaki değer nedir? 13. Demek ki bizim aradığımız değer bu 13'e en fazla bakın burada 2 santigrat derece. Burada 2 santigrat derece. Aradığımız değer 13 santigrat dereceye 2 derece mesafede ya da daha küçük bir mesafede gibi düşünebilirsiniz. Bu da mutlak değer tanımından mutlak x eksi 3 küçük eşittir 2'dir. Diğer türlü şıklardan da gidebiliriz. Mesela A şıkkını denediğimizde x eksi 13 2'den küçük eşit eksi 2'den büyük eşit. Her iki tarafa 13 eklersek x'imiz 11 ile 15 arasındadır. Zaten bakın en başta ne demiştik? Aradığımız bu değer 11 ile 15 arasında. Yine bu şekilde de cevabımız A şıkkı. Çözeltimizin asitlik derecesini ölçen bir ölçü birimi olan pH için en az 6,5 en çok 7,4 olması beklenir demiş. Buna göre sağlıklı bir insanın tükürüğünün pH değerinin alabileceği değerler hangisinde doğru gösterilmiş? Yine bakın 6,5 ile 7,4 aralığındaki değerler. Bu ikisinin arasında Bakın kaç birim var? 0,9 birim var. Ya da 0,90 birim de diyebiliriz. Bunu şimdi tam 2'ye bölerseniz 0,45'i burada, 0,45'i burada gibi düşünebiliriz. Tam ortasındaki değer de 6,5 artı 7,4'ten 13,9 bölü 2 olacaktır. Bu da düzenlerseniz 6,95'tir. Yani buradaki aradığımız değer 6,95'e en çok 0,45 birim mesafede. Yani aradığımız değeri x derseniz x eksi 6,95 küçük eşittir. Buradaki 0,45 değerinden yani cevabımız D şıkkı. Sınıfımızın en uzun öğrencisi Uğur, en kısa öğrencisi de Elif'tir. Sınıfa boyları bu şekilde olan 5 öğrenci geldiğinde artık Elif'ten kısa olan bir tane öğrenci oluyor. Ve Uğur'dan uzun olan sadece bir tane öğrencimiz var. Demek ki burada ne diyoruz? Uğur'un boyu 186'dan küçük olacak. Yani Uğur'un boyu en fazla 185 olur. Şimdi 162 ve 186'yı yazdık. Diğerlerini de yazalım. 168, 170 ve 176. Dolayısıyla burada Uğur'un boyu 185 ile 176 arasında değerler alır. Elif'in boyu da arkadaşlar 162'den büyüktür, 162 olamaz, 163'ten 168'e kadar farklı değerler alabilir. Bize bu ikisinin toplamı sorulmuş. Toplayalım. İkisinin topları, toplamı maksimum 185 artı 168'dir. Buradan 353'tür. İkisinin toplamı en az ne olur? Bakın 176 ve 163'ü toplarız. Dolayısıyla buradan ikisinin toplamı 339'dur. Yani aradığımız değer 339 da 353 arasında bir değerdir. Bu ikisinin arasında 14 birim var. Dolayısıyla 2'ye bölerseniz bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 2'ye böldük. 7 birim. Burası 7 birim, burası 7 birim gibi. X'in e, tam ortasında arkadaşlar 7 birim eklediğimizde ikisinin ortasında 346 var. X'in 346'ya olan uzaklığı 7 birimden küçük eşittir diyebiliriz. Şıklarda bu olmadığı için şöyle de diyebiliriz. 7'den küçük eşittir demek yerine 8'den küçüktür de diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. İsterseniz bunu tekrar inceleyelim. Şöyle diyoruz yani x eksi 346 artı 8 ile eksi 8 arasındaymış. Her iki tarafa 346 eklerseniz 338 ile 354 arasında değerler. Yani burada 339, 340 nokta nokta 353'e kadar değerler alabilir. Dolayısıyla buradaki sonuçta ikisi aynı olacaktır. Cevabımız değişik. Gezimizde şöyle bir ifade kullanılmış. Şu an denizden yüksekliğimiz 2200 metre. 200 ile 300 metre arasında bir mesafe yükseldiğimizde artık doğal çam ormanlarını göremeyiz demiş. Toplarsanız 2400, 2200 de 300'ü eklediğimizde topladığımızda 2500. Yani buradaki yüksekliğimiz 2400-2500 arasındayken çam ormanlarını görmemeye başlıyoruz. Bu ikisinin tam ortasında sayı doğrusu gibi düşünürseniz 2400 ile 2500'ün ortasında ne var? 2450 var. Toplayıp 2'ye bölebilirsiniz. Ya da aradaki mesafe 100 birim. Burası 50 birim. Burası da 50 birim gibi düşünülebilir. Yani aradığımız değerin 2450'ye olan mesafesi buradaki 50 birimden küçük olmalı. Cevabımız A şıkkı. Tabelamızda ortalama hız tespit bölgesinde araç türüne göre hız sınırları verilmiş. Otomobil 120, otobüs 100, kamyon ise saatte 90 km hızla giderse trafik cezası uygulanmıyor. Ancak burada hız sınırlarını %10'dan fazla aştığı zaman cezayı kesiyorlar. Mesela 120'nin %10'u 12'dir. 100'ün %10'u 10'dur. 90'ın %10'da 9'dur. Yani burada 132 maksimum hızımız olmalı. Diğerinde 100 artı 10'dan 110 maksimum hızımız olmalı. Kamyonlarda ise hızımız en çok 99 olmalı. Bakın burada otobüs ve kamyonete ceza kesilmiş. Bu ikisi hız sınırını aşmış. Ancak otomobile ceza kesilmemiş. Yani bizim hızımız burada arkadaşlar 110'dan fazla. Bakın 110 olsaydı ceza kesilmezdi. Burada ceza kesildiğine göre hızımız 110'dan fazla. Ancak otomobile ceza kesilmediği için 132'den küçüktür. Burada sayı doğrusu gibi düşünürseniz 110 ile 132'nin arası 22 birim. 22'yi ikiye bölerseniz burası 11 birim, burası da 11 birim. 110'a 11'e eklerseniz tam ortasında da 121 var. Demek ki bizim aradığımız V'nin 121'e olan mesafesi 11'den küçük olmak durumunda. Cevabımız değişiklik. Asansörümüzün kapasitesi burada x kilogram. x kilogramdan fazla bir ürün koyduğumuz zaman asansör kesinlikle hareket etmiyor. Elimizde 40, 50, 60, 70, 80 kilogram gibi 5 tane koli var. Bu kolilerden herhangi 4'ünü koyduğumuz zaman asansör hareket etmiyor. Yani burada herhangi 4'ü demiş en fazla ağır olan 4'ünü koyalım. Buradan 50 artı 60 artı 70 artı 80. Yani 260 olduğunda hareket etmiyor. En hafif olan 4 tanesini koyduğumuzda yani 40 artı 50 artı 60 artı 70'i koyduğumuzda 220 olduğunda yine hareket etmiyor. Dolayısıyla kapasitemiz bizim 220'den ve 260'dan küçüktür. Şimdi arkadaşlar 3 tanesini koyduğumuz zaman asansörümüz kesinlikle hareket ediyor. Yani en ağır olan 60, 70 ve 80'i koysak dahi 210 kilogramı taşıyabiliyor. Demek ki x'imiz 210'dan büyük eşittir diyebiliriz. Burada yine küçük eşittir diyebiliriz. Çünkü o ağırlığa geldiğinde taşıyabiliyor. Asansör durmuyor. Yani bizim x değerimiz 210 ile 220 arasında bir değer. Bu ikisinin tam ortasında ne var? 215 var. Say doğrusu gibi düşünürsek 210, 215, 220. Burası 5 birim, diğer aralıkta yine 5 birim. Dolayısıyla bizim aradığımız x'in 215'e olan uzaklığı 5 ve 5'ten küçük bir değer olmak zorunda. Yani bu da A şıkkında ifade edilmiş. Testimizde 5'er tane şık var ve 20 tane soru var. Eylül burada tüm sorulara yanlış cevap vermiş. Zeynep ise bazılarına doğru bazılarına yanlış cevap vermiş. Ancak burada bakın 3. soruya ikisi de aynı cevabı vermiş. 7. soruya ikisi de aynı cevabı vermiş. Sonrasında 11'e ikisi de C demiş. 15. soruya ikisi de C demiş. 19'a ikisi de C demiş. Yani Zeynep burada kesinlikle 5 tanesini yanlış yaptı. Diğerlerini doğru ya da yanlış yaptığını bilmiyoruz. Ancak buradaki Zeynep'in doğru sayısı yani x'imiz en fazla e, ne olabilir? 20 eksi 5'ten en fazla 15 olabilir. E, tüm soruları yanlışla yapmış olabilir. Yani burada Eylül A yaptı yanlış oldu. Zeynep E yaptı doğru diyemeyiz. Çünkü A'nın dışında B, C, D, E gibi 4 tane şık var. Yani doğru sayımız en fazla 15. Tabii ki en az da 0 olabilir. Çünkü tümünü yanlış yapmış olabilir x değerimiz o zaman 15 ile 0 arasında değerler. E bunu bir sayı doğrusu gibi düşünürseniz 0 ve 15 arasında ne vardır? 15 birim var. Tam ortasında 15 bölü 2 var. Burası 15 bölü 2 birim. Burası da 15 bölü 2 birim. Aradığımız x değerinin ortadaki 15 bölü 2'ye olan mesafesi 15 bölü 2'den küçük eşittir. Dolayısıyla Cevabımız Bursa. Otobüsümüzde 42 tane koltuk var, 42 tane bilet var. Bu biletlerden ilk 10 tanesi 500 TL. Sonrasında son 10 tanesi de 700 TL'de satılmaktadır. Geriye 22 tane koltuk kaldı. Bunları da 600 TL'den satıyoruz. 5 tane öğrencimiz var. Öğrencilerimizin biletleri %10 indirimli. 42 biletten toplanan para x TL ise x aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi burada diyelim ki hiç öğrenci yok. Öğrenci olmadığında 500 çarpı 10'dan 5000 ardından 22 çarpı 600'den 13200 TL artı 7 çarpı 700 çarpı 10'dan da 7000 TL toplanırdı. Şimdi bunların hepsini toplarsanız 25200 TL. Buradaki öğrenciler arkadaşlar ne olabilir? İlk baştaki 10 koltuktaki en ucuz koltuktan alabilir. Buradan aldıkları zaman 500'ün %10'u kaç yapar? 50 TL. Burada kişi başı 50 TL indirimli olursa 5 tane öğrenciden 250 TL indirimli olabilirdi. Yani 25200 değil de bundan 250 çıkardığımızda ne olur? 24.950 TL x değerimiz olabilirdi. Ya da öğrencilerimiz burada 700 TL'lik en pahalı koltuklardan da almış olabilirdi. 700 TL'nin %10'unu indirirseniz kişi başı 70 TL, 5 öğrenci varsa da 350 TL indirim olur. Yani 25.200 TL değil de 350 çıkarırsak aradığımız değer 24.000 850 de olabilir. Şimdi sayı doğrusu çizerseniz burada arkadaşlar 24850 ile 24950 arasında 100 birim var. Tam ortasında ne var? 24900 var. Aradığımız x değerinin 24900'e olan mesafesi burada bakın bu arada 50 birim var. Burası da 50 birim. 50'den küçük olmak zorunda veya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Burada Arda, Burak ve Cengiz'in yaşları ABC olacak şekilde ifade edilmiş. Arda ile Burak'ın yaşları farkı, Burak'la Cengiz'in yaşları farkının iki katından fazla. Arda'nınki A dedik, Burak B dedik. Yaşları farkı, burada arkadaşlar ne demiş? Burak ile Cengiz'in yaşları farkı, B-C farkının iki katından daha büyükmüş. Dolayısıyla gördüğümüz gibi cevabımız B şıkkıdır. Sorumuzu incelerseniz burada bakın. SA sıcaklığımız SA artı 1 küçük eşittir 3 olacak şekilde. Dolayısıyla SA artı 1 artı 3 ile eksi 3 arasında bir değer. 1 çıkarırsanız eksi 4 ile artı 2 arasında bir değerden bahsediyoruz. Diğerine bakalım. Burada sb eksi 2'miz 5'ten küçük eşit ve eksi 5'ten büyük eşit. Her iki tarafa 2 eklerseniz sb değerimiz 7 ile eksi 3 arasında. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin ortak çözümüne s diyoruz. Şimdi her ikisinin ortak çözümü hangi değerler arasında? Soldaki sınırlarımız eksi 3 ve eksi 4. İkisinde de eksi 3'ler ortak olduğu için bunu yazıyoruz. Sağdaki sınırlara bakarsanız üst sınırlarımız 2 ve 7. Küçük olanı alırız ve 2 deriz. Şimdi sayı doğrusunda artı 2 ile eksi 3'ün tam ortasını bulmaya çalışacağım. İkisini toplayıp 2'ye bölerseniz eksi 1 bölü 2 buradaki tam ortadaki değerdir. Şimdi arası 5 birim. 5 birim olduğuna göre bu mesafe 5 bölü 2 birim. Burası da yine 5 bölü 2 birim. Dolayısıyla aradığımız S'nin ortadaki eksi 1 bölü 2 olan mesafesi nedir? 5 bölü 2'den küçük eşittir. Şimdi bu eksiler yan yana geldiği için artı olacak ve cevabımız D şıkkıdır. A kümesi ve B kümesi aralık olarak verilmiş. Bunları öncelikle sayı doğrusunda gösterelim. Burada arkadaşlar eksi 4, 3 aralığı ise bu şekilde tarayabiliriz. Burası A kümesi. Sonrasında B kümesine bakıyoruz. B kümesinde de bir sonsuz aralığında biri buradan dahil etmiş. Bu da B kümesi. Bunu da bu şekilde tarıyoruz. Şimdi bize arkadaşlar A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demiş. Bu ifade Demorgan kuralından A birleşim B'nin tümleyenidir. Biz bu ikisinden A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B'de tüm elemanları bir kez ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani burada eksi 4'ten artı sonsuza kadar olan değerlerdir. Dolayısıyla bunu eksi 4 virgül sonsuz olarak yazabiliriz. Şimdi biz burada arkadaşlar bu küme değil de bunun tümleyenini arıyoruz. Yani bunun dışında kalanlar. Dolayısıyla reel sayılarda biz sol taraftaki bölgeyi arıyoruz aslında. Reel sayılardan e, burayı çıkardığımızda şöyle yazabiliriz reel sayılar eksi eksi 4 virgül sonsuz ya da direkt eksi sonsuz da eksi 4 aralığı diyebiliriz. Bakın köşeli parantezi yapmadım. Çünkü sağ taraftaki bölgede eksi 4 dahil edilmişti. Biz bunu çıkardığımızda artık parantezimiz bu şekilde normal bir parantez olacak. Yani cevabımız C şıkkı. ABC birer doğal sayı çarpımları da 29 demiş. Çarpımları 29 29 asal olduğu için çarpanlardan birisi 1 diğeri 29. Dolayısıyla 2A artı 3B artı C değerimiz 29. 3B artı C değerimiz de 1'dir. Bunun yerine 1 yazalım. 2A artı 1 eşittir 29 2A'mız 28 28 2'ye bölerseniz A değerimiz de 14. Şimdi A değeri 14 ve 3B artı C değerimiz 1'miş. Burada 1 olabilmesi için sadece B'mizin 0, C'mizin 1 olması gerekir. Buna göre A artı 2B artı C'miz 14 artı 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 1'dir. Burası 0, 14 artı 3'ten cevabımız E şıkkı. Kesrimizin toplamı 2 olduğuna göre bu ifadenin sonucu kaçtır? Burada payda eşitleyelim. Bunu 4 ile diğerini de 3 ile. 4 ile genişlettik. 4x eksi 4n. 3 ile genişlettik. 3x artı 3n bölü 12 eşittir 2. Düzenlersek 7x eksi n bölü 12 eşittir 2. İçler dışlardan 7x eksi n 24. Dolayısıyla burası 24 bölü 6'dan 4'tür. Cevabımız C şıkkı. Tam kareli bir ifadenin sonucu eksili olamaz. 0 veya 0'dan büyüktür. Mutlak değerin sonucu da eksi olamaz. 0 veya 0'dan büyüktür. İkisi de artılı olduğunda da sonuç 0 olmaz. Demek ki ikisinin de sonucu 0. 3x eksi y eksi 5'in karesi 0. x artı y eksi 3 de 0'a eşit. Bunları alt alta yazalım. x artı y eksi 3 eşittir 0. Şimdi alt alta toplarsanız y'ler gider. 4x eksi 8 0 olur. Buradan x değerimiz 2 olur. E, x yerine 2 yazarsanız buradan y'yi elde edebiliriz. y eksi 1 eşittir 0. y değerimiz de 1'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den cevabımız Bursa. X ve Y'nin aralığı verilmiş bize kareleri toplamı hangi aralıktadır? Kaç tane tam sayı değeri vardır? Bunu sormuş. Şimdi burada biz X'in karesini bulurken arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16 1'in karesi 1'dir dersek yanlış olur. Çünkü eksi 4 1 aralığında 0 gibi bir değer var. Bir sayının karesi en az 0 olur. Dolayısıyla X karemiz daima 0'dan büyük eşit. Buradaki karelerden de en büyük olan 16 olduğu için ne diyoruz? Burası küçüktür 16. Peki neden küçük eşit demedik? Çünkü bakın eksi 4'ün burada yanında küçük eşittir kullanılmamış. Benzer şekilde y'nin karesi de eksi 5'in karesi 25 eksi 2'nin 4'tür diyebilir miyiz? Bakalım arkadaşlar arada 0 var mı? Yok. Dolayısıyla burada en küçük değerimiz 4'tür. Sonrasında en büyüğü de 25'tir diyebiliriz. Eksi 5'in yanında küçük eşittir olduğu için altına küçük eşittir yaptım. Eksi 2'nin yanında küçüktür olduğu için bakın küçük eşittir yapmadım. Şimdi taraf tarafa topluyorum. X kare artı Y kare 41 ile 4 arasında. İkisinde de küçük eşittir olsaydı buraya küçük eşittir yapardım. Burada benzer şekilde yine ikisinde de küçük eşittir yok. Küçük eşittir yazamadım. Dolayısıyla 5, 6, 7, 8, 40'a kadar değerler var. Yani burada 36 farklı tam sayı değeri yazılabilir. Eşitsizliğimizi sağlayan x tam sayı değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bakın kesir var. Paydamız 5. Dolayısıyla her iki tarafı 5 ile çarpalım. 5, 1 eksi 2x ve 15 olacaktır. Amacımız burada x'i bulmak. Burada bakın artı 1 var. Her iki taraftan 1 çıkarırsak 4, eksi 2x ve 14 olur. Şimdi de x'in katsayısı eksi 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyoruz. Eksi 2 artı x ve eksi 7. Ancak eksili bir değerle çarpar ya da bölersek küçüktürler büyüktüre, küçük eşittirler büyük eşittire döner. Yani yön değiştirir. Dolayısıyla burada x'imiz eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 değerlerini alabilir. Hepsini toplarsanız cevabımız buradan A şıkkı. Bir reel sayının karesi kendisinden küçükse bu sayı 0 ile 1 arasında pozitif bir reel sayıdır. Buna göre 8a artı 5 bölü 2 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Öncelikle her iki tarafı 8 ile çarpalım. 8a küçüktür 8. Ardından 5 ekliyoruz. 5, 8a artı 5 küçüktür 13. Sonra 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölersek de aradığımız değer 5 bölü 2 ile 13 bölü 2 arasında. Yani 2,5 ile 6,5 arasında bir değer arıyoruz. Alabileceği en büyük değer 6'dır. Bir kesrin sonucu 0 ise payı 0'dır. Yani 2x artı 5y eksi 9 eşittir 0. Bu bir kesir olduğuna göre paydamız da hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Yani x artı 3 sıfırdan farklıdır. X'imiz eksi 3'ten farklıdır. Eğer x eksi 3 olsaydı 2 çarpı eksi 3 artı 5y eksi 9 eşittir 0 olurdu. Düzenlersek 5y eksi 15 eşittir 0. Y değerimiz buradan 3 olur. Ancak x'ni eksi 3 yazamayacağımız için y sonucu da hiçbir zaman 3'e eşit olamaz. Cevabımız da E şıkkı gelir. Sayı doğrusu üzerinde A sayısının eksi 3 sayısına uzaklığı 2 santimetreden azdır. Bu mutlak değer tanımıdır. A'nın eksi 3'e uzaklığı A eksi eksi 3'ün mutlak değeridir. 2 santimetreden küçüktür. Eksiler yan yana geldi. A artı 3'ün mutlak değeri 2'den küçük. Dolayısıyla A artı 3 ifadesi artı 2 ile eksi 2 arasında bir değerdir. Her iki taraftan da 3 çıkarırsanız a değerimiz eksi 5 ile ne olur? Eksi 1 arasında bir değer olur. Şimdi devam edelim. B sayısı demiş. B sayısının 5 sayısına uzaklığı demiş. B eksi 5'in mutlak değeri 3'ten küçüktür veya 3'e eşittir. Dolayısıyla altına ne yapıyoruz? Bir tane daha çizgi yapıyoruz. Küçük eşittir. Buradan b eksi 5 değerimiz artı 3 ile eksi 3 arasında. Her iki tarafa 5 eklerseniz b değerimiz burada 8 ile 2 arasındadır. Buna göre alt alta toplayalım. 2 küçük eşit b küçük eşit 8 diyelim. Yıldızları alt alta toplarsak eksi 3 a artı b ve 7 olur. Yani burada alabileceği toplamın alabileceği en büyük değer 7'den küçüktür 6'dır bu olmaz en küçük değer eksi 3'ten büyük eksi 2'dir. Bu da olmaz. Şimdi a eksi b'yi inceleyelim. a'mız eksi 5 ve eksi 1 aralığında. b burada 2 küçük eşit b küçük eşit 8. Bunu eksi 1 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? Eksi 8 ile küçük eşit eksi b küçük eşit eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Alt alta toplarsak eksi 13 küçüktür a eksi b küçüktür. Eksi 3. Yani burada eksi 12, eksi 11 nokta nokta. Eksi 4'e kadar şu şekilde eksi 4'e kadar değerler. Alabileceği en büyük değer eksi 4. En küçük değer de eksi 12'dir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi x'lerin katsayılarına bakalım. Birinde 3a, diğerinde eksi 2. Dolayısıyla 3a eşittir eksi 2. Her iki tarafı 3'e bölerseniz a değerimiz eksi 2 bölü 3. Bu şekilde xleri sadeleştirdik, bunlar gitti. A değerini bulduk. Geriye ne kaldı? 3 bölü 4 eşittir b artı 1. Buradan da biri sol tarafa atarsanız eksi 1 artı 3 bölü 4. Yani b değerimiz eksi 1 bölü 4 olur. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar sonsuz tane çözümümüz olur birinci yıldız ya da ikinci yıldızda eşittir yerine eşit değildir yazarsak bir çözüm olması mümkün değildir. Boş kümedir. Yani a'yı eksi 2 bölü 3, b'de eksi 1 bölü 4'ten farklı dersek çözüm kümemiz boş küme gelir. A sayısı ve B sayısı birer reel sayıdır demiş. Bu şekilde B sıfırdan büyük, A ise sıfırdan küçük, eksi birden büyük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? A artı B'miz pozitif midir? Mesela A değerimiz burada. Eksi 1 bölü 2 olsun. B'miz de 1 bölü 3 olsun. A ile B'yi toplarsanız eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'tür. Buradan da payda eşitlediğimiz zaman eksi 1 bölü 6 gelir. Her zaman sıfırdan büyük olmak zorunda değil. Gördüğümüz gibi eksi çıktı. Birleri eleyebilirsiniz. A sayısı arkadaşlar burada nasıl bir sayı? Sıfırdan küçük eksili bir sayı. B eksi 1 eksili olursa sonucumuz sıfırdan büyük olur. B eksi 1 sıfırdan küçük olmak zorunda mı? Değil çünkü bu şekilde söylersek B 1'den küçük dememiz gerekir. B yerine 5 yazdığınızda ne olur? Bunu sağlamamış olur. Burada B sayısı pozitif. A sayısı eksi 1'den büyük dedik. A'ya 1 eklersek eksi 1 artı 1 olur. A artı 1'imiz sıfırdan büyük. Yani pozitif Dolayısıyla ikisi de pozitifse çarpımlar da pozitiftir. Cevabımız yalnız 3 ile c şıkkı gelir. Bu ifadede öncelikle x'i sonrasında da y'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Bakalım hangileri doğru. Birincisinde arkadaşlar bakın şöyle. X'li ifadeleri sağa atıyoruz. 2x eksi -X x'ye. Eksi X y'yi de sol tarafa atıyoruz. 5 artı y. Şimdi burada x parantezinde yazarsanız x çarpı 2 eksi y eşittir. 5 artı y'dir. x'i yalnız bırakmak istiyorsak x'in yanındaki 2 eksi y değerine böleriz. Dolayısıyla x değerimiz 5 artı y ya da y artı 5 bölü 2 eksi y olur. Birinci ifademiz doğrudur. Şimdi de y'yi yalnız bırakalım. Y'ler arkadaşlar sol tarafta olsun. X, Y var. Onun yanına eksi Y'yi artı Y olarak atıyoruz. 5'i de eksi 5 olarak atalım. Y parantezinde X artı 1 eşittir. 2X eksi 5. Her iki tarafı Y'nin yanındaki X artı 1'e bölersek Y değerimiz 2X eksi 5 bölü X artı 1 olur. İkinci ifademiz de doğru. Son olarak x yerine 2 yazdığımızda y'yi bulamayız demiş. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 2 yazalım. 2y artı 5 eşittir. 4 eksi y'dir. Buradan 3y eşittir. Eksi 1'den y değerimiz eksi 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Peki x yerine hangisini yazdığımızı hesaplayamayız? Bakın burada y'yi yalnız bıraktım. Burası 0 olsun isterseniz x yerine eksi 1 yazdığınızda y değerini hesaplayamazsınız. Aynı şekilde burada da y yerine 2 yazdığımızda x'i hesaplayamazsınız. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Burada Fahrenheit'ın Celsius'e nasıl dönüşüm yapıldığı gösterilmiş. F eşittir 9c bölü 5 artı 32. Termometrelerden birisi 29 dereceyi göstermiş. Diğeri ise 77 Fahrenheit. F yerine 77 yazarsanız 9c bölü 5 artı 32 77. 32'yi bu tarafa atarsak, 45 eşittir 9c bölü 5. Sağ değiştiriyoruz, 5 eşittir c bölü 5. Buradan da 5 çarpı 5'ten 25 santigrat derece. Şimdi bakın arkadaşlar, hatalı ölçüm yapan termometrelerden biri demiş, bu odanın sıcaklığını gerçek oda sıcaklığından fazla ölçmüş. Diğeri ise az ölçmüş. Bizim odamızın sıcaklığı da x. Demek ki aradığımız x değeri 29'dan küçük. 25'ten de büyüktür. Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 25, 29 tam ortasında da 27 var. Burada arkadaşlar bizim aradığımız değer buralarda taramış olduğum bölgede bir x değeri. Şimdi tam ortada 27 var. Aradığımız değer x. x'in 27'ye olan uzaklığı burası 2 birim, burası da 2 birim olduğu için 2'den küçüktür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Kaan buradaki tablolardan birer tane sayı seçmiştir ve çarpımına x demiştir. Eşitsizliklerden hangisi x'in alabileceği tüm değerler için doğrudur? Diyelim ki buradan a sayısını aldık, buradan da b'yi aldık. a dediğimiz değer eksi 4 ile 5 arasında. En az eksi 4, en çok da artı 5 olur. b değerimiz de burada eksi 7 ile artı 4 arasında değerler. Şimdi bu ikisini çarpıyoruz. Çarparken arkadaşlar yukarıda bakın eksi 4'ü aldık diyelim. aşağıda eksi 7'yi aldık. Çarpımları ne olur? 28 olur. a'dan eksi 4'ü, b'den 4'ü alırsak da eksi 16 olur. a'dan 5 aldık, b'den 4 alırsak 20. a'dan 5, b'den eksi 7 alırsak eksi 35. Yani AB dediğimiz bu değer ya da x'e diyebiliriz. x değerimiz en az eksi 35 en fazla da ne olacaktır? Artı 28 olur. Şimdi A şıkkına bakarsanız 35'i eksi 35'i almamış. Bunu eledik. C şıkkında eksi 30'dan büyükleri almış. Eksi -35 35'i almamış. D şıkkında yine eksi 34, eksi 35 gibi değerleri alamıyor. Eksi 25'ten büyük. E şıkkında bakın 28, 27, 26 yok. 20'den küçük değerler var. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Terazimizin sol tarafında 3 tane küp var. Sağ tarafında da 2 tane küre var. Alttaki durumda burada 2 tane küp, sağda 3 tane küre var. Soruda bize demiş ki arkadaşlar soldakinden sağdakini çıkarın, sonucu aşağı yazın. Yani 3x eksi 2y eşittir 1. Burada da ikinci durumda 2x eksi 3y eşittir eksi 16. Buna göre x ve y'yi hesaplayalım. Burada bakın eksi 2y var, altta eksi 3y. İkisinin ortak katı 6y. Burayı eksi 3 ile çarpın. Eksi 3 ile çarparsak eksi 9x artı 6y eşittir. Eksi 3. Bunu da 6y yapmak için ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2 diyorum. 4x eksi 6y eşittir. Eksi 32. Şimdi taraf tarafa toplarsanız y'ler gider. Yani eksi 5x eşittir. Eksi 35. E, Sadeleştirirsek x'imiz 7'dir x yerine 7 yazarsanız buradan 14 eksi 3y eşittir. Eksi 16. 3y'yi sağ tarafa atıyorum. 14 artı 16'dan 30 gelir. 30 eşittir 3y ise y değerimiz 10'dur. Şimdi burada küplerden bir tanesi 7 kilogram. Kürelerden bir tanesi de 10 kilogram. Şimdi burada arkadaşlar bize sol tarafa 2 tane küre yerleştirin demiş. 2 tane 10'luk. Sağ tarafta ise bir tane küpümüz var. 7 kilogram. Burada sonucumuz arkadaşlar ne olur? Soldakinden sağdakini çıkarırsanız 13 olur. Bu da E şıkkıdır. Bize burada ABC kümeleri verilmiş. Bunlardan birer tane eleman seçin. Sayı doğrusu üzerinde yerleştirin demiş. Sayı doğrusu üzerinde A kümesinden seçilen eleman B kümesindeki seçilen elemanın solunda. Yani burada A kümesinin elemanı B'nin sonunda ise A B'den küçüktür. Virgül demiş. A kümesinden seçilen eleman C kümesinden seçilen elemanın sağında. Yani burada en küçük değerimiz C'dir. Sonra A ve B'dir. Şimdi en küçük değerimiz burada hangi değer olabilir? A, B, C'yi bulup bunları toplayacağız. Şimdi arkadaşlar en büyük değerimiz B olduğuna göre bakın B'de eksi 7 değerimizi kullanamayız. Çünkü niye? Bunların arasındaki en büyük değer eksi 7 değildir. Eksi 3 değildir. B yerine 10 yazalım. Sonrasında B'yi 10 yazdık. A değerimiz 10'dan küçük olacak. En küçük değer olmayacak. Dolayısıyla eksi 10 en küçük değer olduğu için bunu eledik. Bu gitti. E 18'de 10'dan küçük olamayacağı için 18'de eledik. Dolayısıyla A değerimiz eksi 2. Eksi 2'den daha küçük bir değer olacak C'deki. Dolayısıyla bunları da eleriz ve c değerimizde eksi 5 olarak yerleştiririz. Yani bunların hepsinin toplamı eksi 7 artı 10'dan artı 3'tür. Bu da c şıkkıdır. a kare artı a bölü b'miz 65. Burada a parantezinde yazarsanız a çarpı a artı 1 bölü b'miz 65. Bu ifade bakın neydi 13 eşitti. Dolayısıyla bunun yerine 13 yazarsak A değerini hesaplayabiliriz. 65 bölü 13'ten A'mız 5'tir. A yerine şimdi 5 yazarsanız 5 artı 1 bölü B'miz 13. E 5'i diğer tarafa atarsak 1 bölü B'miz 8'dir. İçler dışlardan 8 B'miz 1'dir. Yani her iki tarafı 8'e bölerseniz B değerimizde de E şıkkı bulmuş oluruz. Bir kırtasiyeci kalemlerin tanesini 3 TL'den almış. Bir kısmını 6'lı, bir kısmını da 4'lü paketlemiş. Burada bazılarını 30 TL'den, geri kalan 4'lüleri de 21 TL'den satmıştır. 6'lı paketlerden ve 4'lü paketlerden eşit şekilde kar elde etmiştir. Buna göre kazancımız en az kaç TL? Diyelim ki arkadaşlar burada bizim elimizde x tane paket var. Yani 6x tane kalem var. Sağ tarafta da y tane paket olsun. Her birinde 4 kalem olduğu için 4y tane kalemimiz var. Kalemlerin bir tanesini 3 liradan alıyorsak 18 TL'den alış yaptık, 30 TL'den sattık. Dolayısıyla her bir paketten 12 TL kazandık. X tane paket olduğu için burada 12x TL kar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada kalemleri 3'er liradan aldık. Yani 12 TL'den aldık toplamını ve 21 TL'den sattık. Her bir paketten 9 TL karımız var. Kaç tane burada paketimiz var? Y tane. Dolayısıyla bizim 9 çarpı Y TL karımız var diyebiliriz. Soruda diyor ki bu elde edilen kazançlar birbirine eşittir. Dolayısıyla sadeleştirirsek 3'e bölelim 4x, 3'e bölelim 3y. Yani x dediğimiz değer 3'ün bir katı, y dediğimiz değer de yine dördün bir katıdır. Bize toplam elde edilen kazanç sorulmuş. Yani biz burada 12x ile 9y'yi topluyoruz. x yerine 3k yazalım. Buradan 3k çarpı 12 artı y yerine 4k yazıyoruz. Toplarsak 72k. Yani 72'nin katı olacak. Dolayısıyla en az 72 TL'dir. Bu da E şıkkıdır. Burada 4 farklı öğrencimizin ödevdeki soru sayıları ve çözdükleri soru sayıları verilmiş. Bizim için burada önemli bir ifade var. Öğrencilerin çözmedikleri soru sayıları birbirine eşit. Mesela Zehra'nın 100 tane ödevi var. 10 tanesini çözmüş. 100'den 10 çıkarırsak 90 tanesini çözmedi. Dolayısıyla çözülemeyen sorular hepsinde eşit dediği için 90'ar tane. Şimdi 15 tanesini çözdü. 90 tanesini çözmedi. Dolayısıyla ikisini toplarsanız ödevde 105 tane soru vardı. Sonrasında C yerine 105 yazdık. 105 artı 5'ten 110 tanesini çözdü. 90 tanesini çözmedi. Toplarsanız 200 tane soru yapar. Buraya da 200 yazarsanız 190 tane soruyu çözmüş. 90 tane soruyu çözmemiş. Dolayısıyla bu da 280'dir. 280, 200 ve 105'i toplarsak cevabımız 585 ile D şıkkı. Doruk cep telefonu faturası için aylık 30 TL fatura ödemektedir. Ayrıca 1000 dakikadan fazla konuştuğu her bir dakika için 5 kuruş fazladan ödemekte. Şimdi burada arkadaşlar x dediğimiz konuşma süresi 1000'den büyükse aylık faturayı kuruş türünden yazın demiş. 30 TL'miz 1 TL 100 kuruş olduğu için 100 ile çarparsanız 3000 kuruştur. 3000 kuruşu kesinlikle ödemek zorunda. Toplam x dakika konuştu. Biz bunun ilk 1000 dakikasından ekstra bir ücret almıyoruz. Geriye kalan x eksi 1000 dakikada her bir dakikaya 5 kuruş. Yani toplamda 5x eksi 5000 kuruş ekstra faturaya yansıtılıyor. Normalde faturamızda sabit olan ücretimiz de 3000 kuruş. Toparlarsanız 5x eksi 2000 toplam ödemesi gereken buradaki ücrettir. Cevabımız da D Her bir damacananın fiyatı 12 TL. Burada 30 taneden fazla aldığımızda asal çarpan sayısı kadar damacana ücretsiz olarak verilecektir. Burada 3 tane ücretsiz damacana alma hakkımız olduğuna göre Fatura en az kaç TL? Asal çarpanlar 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde sonsuza kadar gider. Burada en küçük dediği için 2, 3 ve 5 alalım. 2 çarpı 3 çarpı 5'imiz 30'dur. 30'dan fazla olacağı için burada 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde yazarsak 60 tane olur. Sonrasında arkadaşlar 3, 5, 7'yi deneyelim. 3, 5, 7 derseniz çarptığımızda burada ne olur? 15, 105 olur. Ya da şöyle yapalım. 2, 3 ve 7'yi deneyelim. 2 çarpı 3 çarpı 7 42'dir. Bu değerlerin her biri 30'dan büyüktür. En az dediği için biz burada 42'yi tercih ediyoruz. Yani burada 42 TL çarpı 42 tane çarpı 12 TL'den ödeyeceğimiz tutar en azından 504 TL'dir. Cevabımız D şıkkı. Eylül'ün elinde arkadaşlar 10 kilogram kırmızı boya var. Bu kırmızı boyaların bir kısmını alıp ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptaki beyaz boyaların içerisine karıştırıp pembe bir renk elde etmeye çalışıyor. Bunun 1 bölü 4'ünü yani 10 bölü 4'ten 2,5 kilogramını alıp ikinci kaba bu 10 kilogramın 5'te 1'ini yani 2 kilogramını alıp da üçüncü kaba koyduğunda elde ettiği pembe renklere baktığında arkadaşlar birisi çok koyu birisi de çok açık olmuş. Dolayısıyla bizim buradaki dördüncü kaba koymamız gereken boyanın kütlesi 2'de değil, 2 de değil 2,5 da değil. Bu ikisinin arasında bir değer olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Asansörümüz en fazla 600 kilogram taşıyabilmektedir. 600 kilogramdan fazla olduğunda hareket etmiyor. Şimdi burada bir görevli var. Görevlinin ağırlığı 90 kilogram. Kolilerin her birinin kütlesi de x kilogram. 10 tane koyduğumuz zaman 90 artı 10 x değerimiz 600'den arkadaşlar küçük eşittir. Neden küçük eşittir? 10 tane koli koyduğumuz zaman asansör hareket etmiştir. Buradan 10 x küçük eşittir. 510 deriz. Her iki tarafı 10'a bölerseniz de x değerimiz 51 kilogramdan küçük veya eşittir. 15 tane koli koyduğumuzda hareket etmemiş. Yani 90 artı 15 x değerimiz 600'den nedir? Büyüktür. 600'e eşit olamaz. Eşit olduğunda asansör bu yükü kaldırabilirdi. 90'ı diğer tarafa attık. 15 x büyüktür 510. Her iki tarafı 15'e bölerseniz x'imiz 34'ten büyüktür. Buradan yıldızları birleştirirsek x burada 34'ten büyük 51'den küçük eşittir. Cevabımız da C şıkkıdır.